Merhaba değerli ceviz danışmanı takipçi. Bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin her yerini geziyoruz. E, gezmediğimiz bir il kalmadı diyebiliriz. Yani ceviz üretiminin yapıldığı birçok yerde biz varız. Birçok bahçeyi geziyoruz. Birçok üretici umut olmaya çalışıyoruz. Ama son birkaç aydır yaşadığım büyük bir üzüntü var. Bunu paylaşmak istiyorum. E, eğer sizin de bahçeniz böyleyse e, bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olalım. Konumuz şu. Birçok bahçe üreticilerimiz artık iş işten geçtikten sonra yani ağaçlar hastalandıktan sonra ve bu hastalık 4-5 yıl devam ettikten sonra bizimle iletişime geçiyorlar. Bu ağaçlarımızda bir hastalık var. Nasıl kurtarabiliriz? Ee, size şimdi bir video göstereceğim. Artık bu videodan sonraki aşamalarda biz bir şey yapamıyoruz. Şimdi videoyu izleyelim. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet bu ağaçta bortosferyadan dolayı ağacın şimdi ölümünü göstereceğim bu 11 yaşında olan ağaç 11 yaşındaki olan ağacın ilk başta bu şekilde bu dallarda şeyler oluyor e, nekrozlar görülüyor 5 yaşına itibaren görülmüş bunlar e, ama ilaçlamada sistemik ilaçlar kullanılmamış e, şimdi ne oluyor İlk olarak bu uç kısımdaki meyve gözleri gitmiş daha ileri seviyede bu odunsu kısım gidiyor sonraki seviyede burası gidiyor sonra hastalık oraya kurutuyor aşağıya kurutuyor şu an bu 11 yaşında ağaç ve üzerinde bir tane sağlam göz yok. Bunların hepsi kurumuş durumda. Evet. Hastalıkla mücadele edilmezse 11. 12. yaşına geldiğinde bu şekilde kurumalar görür. Hepsine bakalım. Hepsinin üzerinde. Şuralarda. Evet. Meyve gözleri kurumuş. Üzerinde canlı olanlar da var. Ama onlar da bu yıl son meyvesini verecekler. Bakın. Şunlar canlı görünüyor ama bunun içini kestiğimizde içi siyah. Evet içi siyah çünkü niye? Çünkü buralar hastalığın geldiği yere. Bu canlı. Evet bu canlı ama birçok dal kurumuş. Üstündeki dallar kurumuş. Mücadelemesi mücadele edemezse komple ağaç ölümüne kadar gidiyor. Evet gördüğünüz gibi 4. 5. yılında başlamış hastalık 11. yaşına gelmiş ve tüm iletim ve tıkamış. Bütün iletim ve tıkanmış. Herkes e, ceviz üretimi çok basit evet kolay olarak yapıyor ama birçok üretici şurada yanlış yapıyor. Yani evet farklı budamalar gösteriyorlar, farklı gübreler ilaçlarla yapın diyorlar ama iyi bir ilaçlama yapmadıklarını düşünüyorum. E, ve bu hastalıklar, bu mantar hastalıklar daha önce Türkiye'de yoktu. Herkes yerli ceviz ağaçları gibi düşünüyor. Evet bu ağaçlarda kolay kolay bir hastalık oluşmaz. E, ağaçlarımız büyümeye devam eder diyor ama bu Chandler veya Fransız Amerikan cinsi cevizler böyle değil. Bunlar hastalandı mı 11. 12. yaşına geldim, hastalık ilerledi mi ağaç kurumasına gidiyor. Biz normalde ne diyoruz bir ağacın yaşı 50 yıl 100 yıl diyebiliyoruz ceviz ağacın ama bu hastalıklar 3-4 yıl içerisinde ağaçlarınızı tamamını kurutabiliyor. Ve bunu artık biz Türkiye'nin tamamında görmekteyiz. Her yerinde var yani. Bu en batı kırklar gidin. En doğuya nereye giderseniz gidin. Yani Konya'ya kadar ne bileyim Malatya'ya kadar gidin. Neresi olursa olsun bu mantar salı çok hızlı bir yayılıyor. Ve 4-5 yıl içinde ağaçların kurumasına gidiyor. Bunu siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Nerede görürsünüz? Hasas zamanı. Hasas zamanı meyvelerin üstü kahverengidir. Ee, bir kısmı iç kısmı çürümeler başlamıştır. Özellikle e, hiçbir şey yokken. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos her şey güzelken en son Ekim döneminde veya Eylül döneminde evet, kahverengileşmeler başlar. İşte o hastalığın çıkış dönemi. Ama normalde öncesinde başlıyor bu hastalık. Ve 4-5 yıl arazide kaldıktan sonra ağaçların kurumasına gidiyor. Lütfen bu hastalıkla ilgili bir şeyler varsa, görseller varsa bizimle iletişime geçin. Size yardımcı olalım. Çünkü bu hastalık 4-5 yıl devam ettiği sürece biz hiçbir şey yapamıyoruz. O ağaçların kurumasına gidiyor. Ve şu an... Ziyaret ettiğimiz, bahçe ziyaret yaptığımız birçok bahçede elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çok geç olmuş oluyor. Sizin de bahçelerinizde bu hastalıklar görülmeden, çok geç olmadan bizimle iletişime geçin. Bahçe ziyaretleri yapalım, size yardımcı olalım. E, i̇şten geçtikten sonra yapacak çok bir şey yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.